Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Hemen acil bir yayın yapmak istedim arkadaşlar. Bitcoin düşüyor. Zaten bunu bir önceki videolarımda da çok bahsettim. Şöyle bir 58K'lara, 53K'lara bir dönüş olabileceğinden bahsetmiştim, düzeltme şeklinde arkadaşlar. Hala yönümüzün yukarı olduğunu düşünüyorum. Bunlar sağlıklı düzeltmeler. Hiç korkacak bir şey yok. O düşükçe biz ortalama düşeceğiz. O düşükçe biz ortalama düşeceğiz. Güzel pozisyonlara alımlarımız gelecek arkadaşlar. Bizim için düşmesi bir yandan da gerçekten güzel. Benim şu an düşmesi gerçekten çok hoşuma gidiyor gerçekten. Manyak mısın belki diyebilirsiniz ama benim için alım fırsatı olarak gördüğüm için ya da elimde olan coinler için ortalama düşürme fırsatım olduğu için, elimdeki miktarı arttırma fırsatı olduğu için arkadaşlar benim daha çok hoşuma gidiyor bu düşler. Hemen şöyle bir grafiğe bakalım. Sizin de içinizi rahatlatayım arkadaşlar. Hemen şöyle Bitcoin'de günlük grafiğimizi açalım arkadaşlar. Buradaki dönüşümüzün arkadaşlar hemen şöyle bakalım. 0.5 önemli bir majör düzeltme seviyesidir arkadaşlar ama ben 0.5'e kadar düzeltmeyeceğimizi arkadaşlar düşünmüyorum. İlk önce şundan bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle bir yükselen trendimiz vardı 4 saatlikte Bitcoin'de. Gördüğünüz gibi bu yükselen trendimiz kırıldı ve buradan arkadaşlar düşmeye başladı. Zaten işi bilen adamlar buradan shortlamıştır arkadaşlar. Nereye kadar? Bu 57K'lara kadar bir short burada giderdi. Burada güzel bir short imkanı da verdi zaten. Bilenler almıştır. Tabii Bitcoin nereye? Biz oraya arkadaşlar. Ona göre davranacağız. Ama burada şimdi şöyle bir şey var. Bu 53.835 dolardır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir desteği var arkadaşlar Bitcoin'in. Yani şöyle kısa vadeli Fibonacci çektiğimde de arkadaşlar görebiliriz ki. Şöyle bunun rengini sarı yapalım mesela arkadaşlar. Burada görebiliriz ki arkadaşlar 0.5 düzeltmemiz böyle 52K'lara vesaire geliyor. Bu 52K'lar bizim için önemli. Yani 52.000 dolarlar, 53.835 dolarlar bizim için önemli. Bitcoin'de düzeltme seviyelerimiz ben bunlar olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani buradan da baktığımız zaman sırasıyla nerelere kadar düşebiliriz diye arkadaşlar. Ben şu 50K'ları deneyeceğimizi düşünmesem de bir aklımızda bulunması gerekiyor arkadaşlar. En kötü senaryo bakın. En kötü senaryoda şurası 44.838 dolar bölgesi. Ama ben buraya kadar düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu yükselen trendini kırarsa arkadaşlar çoğu oyuncu atlar trendden. O yüzden büyük bir düşük gelir. O yüzden ben şu 52-53-800 bölgelerine bir fitil atıp arkadaşlar döneceğimizi düşünüyorum açıkçası. Benim kişisel tahminim bu yönde. Hemen şurada da bir Fibonacci çekelim arkadaşlar. Bakalım. Sarı çok gözüm aldı ya arkadaşlar. Kırmızı yapalım bunu. Aynen. Gördüğünüz gibi neden 53K? 53K diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani burada 0.5 düzeltmesi normalde bunu sağlıklı olunur ama 382'den dönüş yapması bana muhtemel gibi geliyor. Hem Fibonacci'nin de desteği var arkadaşlar burada hem şurada bir yoğun bir destek bölgesi burası aynı zamanda yani şu 52K'lar 53K 53.000 dolarlar iyi gibi geliyor arkadaşlar. Bu 53.000 dolarlardan ben dönüş yapacağımızı düşünüyorum. Ha dönüş yapmazsak bu yükselen trendi de kırarsak arkadaşlar artık zorlamanın bir anlamı yok. Buradan düşüyoruz demektir ve artık pozisyonlarımızı kapatmamız, toplamamız gerekecektir. Ama ben bunun olacağını zannetmiyorum çünkü henüz daha tamamen yükselişine başladığını düşünmüyorum Bitcoin ve altcoinlerin arkadaşlar. Hemen alım yapacağım coinlere bakmam gerekirse arkadaşlar FTM coin çok hoşuma gidiyor. Yani ben şu bildiğiniz gibi 0.5 düzeltmesi 0.618 düzeltmesi demiştim. Önemli olan destek burada zaten 1.92 bölgesi. Yani ben buradan ufak bir miktar alım yaptım 2.2 sent dolar bölgesinden. Ama asıl alım yeri arkadaşlar 1.92 bölgesi. Buradan da alım yapacağım zaman arkadaşlar ortalamam yaklaşık şuralara falan denk gelecek tahminim. Yani 2 dolarlar ortalama seviyem. Peki 1.92 sentin altını günlük mum kapattığı zaman arkadaşlar 4 saatlik mum kapattığında artık burada bir stop gerektirir. Ama burada gördüğünüz gibi yükselen kanalımızı da kırmış olacak aynı zamanda bunu da unutmayalım. Sadece Fibonacci'ye göre hareket edeceğiz. Risk size kalmış tamamen. Tabii ki de burada yeni bir düşen trendimiz de oluşuyor şu şekilde arkadaşlar. Yani buradaki dönüşlerde arkadaşlar bu yükselen trendi test edip kırıp tekrar bunun üzerine atmasını ben bekliyorum. Tabii ki de bunlar bir günde olacak işler değil yani. Ben sadece alım seviyelerimi bahsettim arkadaşlar. Benim için şu
1,92 saat bölgesi muazzam bir destek gibi geliyor bana FTM'de. Buradan kesinlikle yüklü miktar alım yapmayı deneyeceğim. Altındaki 4 saatlik kapanışlarda arkadaşlar stop olurum. FTM'ye baktık arkadaşlar. RLC koyum var. RLC bildiğiniz gibi elimizde de vardı. Burada ortalama düşüneceğimiz nokta tam bu an. Yani burada bir miktar alım yapıp ortalama düşürebiliriz. Ama hemen şöyle bir düzeltme seviyemize baktığımız zaman da arkadaşlar şu Fibonacci'mizi kaldıralım. Şöyle bir düzeltmemize bakalım bakalım nereden gelebilir düzeltmemiz. Şu şekilde burası yani tam şu noktadan ben FTM coin'de bir alım yapacağım. Yani zaten şu an elimde var. Ortalama düşüreceğim. Olmayanlar alım yapabilir tabii takdir sizin. 3,72 cent bölgesi ve ardından şu 618 bölgemize denk gelen 3,22 cent bölgesinde arkadaşlar alım yapılabilir. Çok güzel bir ortalama düşürürsünüz elinizde olanlar için, benimle birlikte alım yapanlar için arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu böyle 3,22 centin altında da 4 saatlik kapanışlarda stop olmak gerekir. Ama arkadaşlar ben bunun olacağını dediğim gibi zannetmiyorum. Bu genelde 05.0618 düzeltmeleri genelde çok sağlıklı, çok güzel oluyor. Hemen ardından bakacağımız zaman arkadaşlar Bell coin'imiz var. Bell coin'de ana trendine doğru iniyor arkadaşlar şu an. Bu ana trendini kırmadığı sürece sıkıntı yok diyebiliriz arkadaşlar. Bu ana trendinin desteği de yaklaşık 1,80 3 cent bölgelerine vesaire geliyor. Bu ana trendini kırmadığı sürece arkadaşlar yani buradan da bir bell coin almak denilebilir. Bakalım şöyle bir logaritmik grafikte bir de bakmak istiyorum bu coin arkadaşlar. Şöyle açtığımız zaman şöyle çekersek bakalım hangi seviyeye denk gelecek. Gene büyük ihtimalle aynı seviyelere. Yani biraz daha yukarıya denk geldi şu an. 1,90 cent bölgesi ama ben biraz daha aşağıdan alım yapmayı denerim buna. Yani şu 1,83 cent bölgelerinden 1,76 da olabilir, 1,83 de olabilir. Bakalım bir Fibonacci çekmek istiyorum arkadaşlar buna. Tam karar veremedim. Şöyle Fibonacci çekersek. Aynen arkadaşlar şu 1,83 bölgeleri iyi gibi duruyor. Bu coin'de de altındaki kapanışlarda, altındaki kapanışlarda arkadaşlar stop olmak gerekir. Bu 1,88 cent bölgesi güzel gibi duruyor arkadaşlar Bellcoin için. Ama çok da yani grafiğine bayıldım mı öldüm mü? Hayır. Elimizde bir miktar olanlar buralardan ortalama düşürüp 6-8 kapanışlarda arkadaşlar maalesef stop olabilir. Şu 1,80-1,90 cent bölgesini kaybetmezsek güzel olur arkadaşlar. Şuradan bir tekrar bakmak istiyorum ya ben buna. Şöyle çekersek 1,91 cent bölgesi. Aynen arkadaşlar o bölgelerden bir şu 1,86-1,90 bölgelerinden bir alım yapmak ya da ortalama elinde bulunanlar için ortalama düşürmek gerekebilir. Buranın altındaki kapanışlarda da maalesef arkadaşlar 4 saatlik kapanışlarda da stop olmak gerekir. Böyle bir şey olursa zaten hemen abone olun bana arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Videomu beğenin arkadaşlar. Beni takipte kalın. Hemen öyle bir durum alın arkadaşlar. Video paylaşırım. Derim ki arkadaşlar artık stop olduk. Piyasa patlıyor. Düşüyoruz derim. BLZ Coin'de buradan alım yaptığımı söylemiştim arkadaşlar. Yani şu bölgeden orayı da çizmiştim şöyle arkadaşlar. Geçenki videomda şu bölgede alım yapmıştım. Buradan satacağım belirtmiştim. Burada güzel nokta atışı buraya kadar yükseldi arkadaşlar. Buradan da şöyle bir %17 karı tekrardan aldık. Yani buradan buraya tekrardan şöyle bir kar almıştık arkadaşlar. Şöyle bir %33'lük kar almıştık. Buradan da tekrardan %17'lik karımızı aldık arkadaşlar. BLZ'de ayrıldık. Bu BLZ'de arkadaşlar nereler tekrar alım bölgesi olabilir diye düşünürsek arkadaşlar. Bu BLZ'nin de hatır sayılır bir güzel bir yükselen trendi var. Hemen şöyle baktığımız zaman alım seviyemizin arkadaşlar neresi olduğunu söyleyebiliriz. Şu 30 cent bölgesi güzel gibi duruyor. Normalde düzeltme seviyesi değil ama burada yükselen trendi de göz önünde bulundurmak için 30 cent bölgesi ve son olarak da arkadaşlar 0,26 cent bölgesine arkadaşlar buralardan BLZ elinde bulunanlar ortalama düşürebilir ya da buradan alım yapmak istenen alım yapabilir. 0,26 cent bölgesinin altındaki 4 saat pardon günlük kapanışlar bizi stop almayı gerektirir arkadaşlar. JOTY'ye baktığımız zaman JOTY'de yükselen trendini kırdı arkadaşlar maalesef.
Burada nereye kadar düşebiliriz diye konuştuğumuz zaman hemen günlük bandı açtığımız zaman arkadaşlar Coty'ye de bakalım. Coty'de çok güzel bir fincan formasyonu geliyormuş arkadaşlar. Maalesef patladı. Bunu size paylaşacaktım eğer fincan formasyonu çalışsaydı eğer. Ama maalesef çalışmadı arkadaşlar. Coty'nin grafiği çok hoşuma gitmemekle beraber arkadaşlar. Hani tek alım bölgesi arkadaşlar bu 0,39,5 cent bölgesi olabilir. Ortalama düşürmek isteyenler bu iki seviyeyi kullanabilir. Ama ben Coty'de herhangi bir alım yapmayı düşünmüyorum. Grafiği çok hoşuma gitmiyor arkadaşlar açıkçası. Şimdi Toma var arkadaşlar. Toma'nın grafiğini seviyorum. Bir miktar seviyorum Toma'nın grafiğini. Şuradan da baktığımız zaman güzel bir yükselen trendi var arkadaşlar. Tıkır tıkır ilerliyor gerçekten. Hani tıkır 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 ilerleyen bir coin. Buradan da baktığımız zaman arkadaşlar alım seviyelerimiz yani gelirse eğer şu bölgeler olacağını düşünüyorum. Ben bu noktaya bir alım gireceğim. Tabi bunu birazcık da takip etmek lazım. Yani yükselen trendine değdiği anda arkadaşlar alım yapmak lazım. Ama buraya kadar düşeceğini zannetmesem de 2,5 dolarlar 2,47 sent bölgesi arkadaşlar güzel bir alım olabilir arkadaşlar. Toma için bunu da takip edeceğim coinler arasında aldım arkadaşlar. Şimdi lit var. Bu lit elimizde vardı. Bu liti bekliyordum arkadaşlar. Yalnız sanırım sattım ben bunu. Sattım arkadaşlar liti ya. Çünkü bakın haber de vermiş olayım buradan. Yükselen trendini kırdı arkadaşlar. Ben bunda stop oldum. Zaten çok da fazla zararda değildim. Şu 2,5 dolar bölgelerinden stop oldum. Eğer benimle birlikte alım yaptıysanız ya da elinizde buluyorsa arkadaşlar stop olmalı. Ben stop olduğumu buradan dile getireyim arkadaşlar. Zaten çok da bayılarak aldığım bir coin değildi. Yani diyeceksiniz kafana mı sıktılar niye aldın o zaman. Yani ben öyle alım yapıyorum arkadaşlar. Grafik hoşuma gidiyor. Hani olabilir mi diyorum. Çok fazla yatırım yapmıyorum sadece. Benim stratejim bu yönde. Ama çok fazla çok grafiğini aşırı beğenip de çok aşırı bir yüklü bir alım yaptığım da oluyor arkadaşlar. FTM gibi mesela ya da burada bir şey gibi Tomo gibi mesela arkadaşlar. Burada RLC de vardı. Burada da güzel bir hat sayılır bir yatırım var. Bu şekilde ilerliyorum. BLZ'den zaten güzel bir kar aldım belirttim. Şimdi bu litte de arkadaşlar şu an tam stop olduğumuzu belirttim. Zaten burada tam düzeltme seviyesinde. Ama yani stop olmayanlar için madem şöyle söyleyelim. 4,136 400 4,15 sent bölgelerinin altındaki gün kapanışları artık stop olmaya gerektirir. Ben stop oldum. Çok fazla Litecoin'le uğraşmadım. Ada Cardano var. Ada Cardano ya arkadaşlar ne diyeyim ki ya. Sürekli düşüyor yani. Sürekli düşüyor arkadaşlar. Yani alım seviyeme de gelmedi hiçbir zaman zaten. Alım seviyemi hani görmedi bile zaten. Ne? Alamadık da zaten de. Sürekli düşüyor yani bu coin ne olacak böyle ben bilmiyorum açıkçası. Yani alım yapmak isteyenler için yani çok da bayılmamakla birlikte şu 1,5 1,6 sent bölgeleri arkadaşlar düşünülebilir. Ama ben çok da fazla alım yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok hoşuma gitmiyor artık. Yani hacim yok coin'de nedense anlamıyorum yani. Ada Cardano gibi bir coin'de. Ama genelde bu tarz coin'ler arkadaşlar yavaş yavaş ilerler. Onu da biliyoruz yani yavaş yavaş adım adım ilerler arkadaşlar. Birden yükseliş yapmaz, birden de düşüş de yapmaz. Çok da stop etmez. Aslında daha güvenli bir yatırım gibi ama biz heyecan aradığımızda arkadaşlar çok sevmiyoruz. Ya burada bir yükselen trendimiz de var arkadaşlar. Logaritmik grafikte baktığımız zaman. Ya bu logaritmik grafikte de alım bölgeleri yaklaşık işte dediğim yerler. 1,5 sent, 1,5 dolar bölgeleri. Şu 1,48'ler güzel gibi duruyor arkadaşlar. Ada Cardano'da alım yapacaklar için, elinde tutanlar için. Zaten buralara düştükten sonra arkadaşlar yukarı doğru piyasa çıktığı anda hemen ileri vadeli yükselişlerimize başladığımız anda arkadaşlar ileri vadeli konuşuruz. Neler alıp neler nasıl yapılacağımızı. Ama 1,5 dolarlar Ada Cardano için gerçekten çok güzel bir alım bölgesi. Önceki dirençler baya burada bir çalışmış ve trend çizgimize de geliyor. Ada Cardano'yu da çok sevmemekle beraber cebe atıyorum. Çok yüklü miktarda yatırım yapmam. Ama çok da stop etmez. Yani bu bakımdan uzun vadeli coinlerde baya güzel. Yani çok volatil hareketler yapmıyor. Bu bala baktığımız zaman arkadaşlar bal alım seviyemi bekliyordum. Elinde tutanlar için stop oldum maalesef. Ben elimde tutmadım ama elimde tutanların stop olması gereken bir seviyedeyiz şu an maalesef. Yani balda çökerttiler arkadaşlar öyle söyleyeyim.
Çok da fazla beğendiğim bir coin değildi zaten. Hani elinde tutanlar için bir analiz yapmam gerekirse düzeltme seviyemiz neresi olabilir diye arkadaşlar, şu şekilde bir çizimleri bir kaldırayım arkadaşlar. Şuradan sıfır baktığımız zaman şöyle bir fibo çekersek bakalım ne olacak. Devam edelim. Şöyle bir fibo çekersek bakalım ne olacak. Stop olun arkadaşlar. Stop olun bu coin'de. Güzel durmuyor açıkçası. Elinde bulunanlar, alım seviyesi kovalayanlar, ben tavsiye etmem arkadaşlar. Zaten yatırım tavsiyesi vermiyorum ama grafiği hiç güzel durmuyor arkadaşlar bu coin, onu söyleyebilirim. RVN coin. Bir miktar elinde tutuyordum arkadaşlar RVN'de. RVN'de beni stop edecek gibi duruyor arkadaşlar. Bu 4 saatlik kapanış eğer bu seviyede gelirse, yani şu 0,114 sentin altına gelirse arkadaşlar stop olacağım RVN coin'de de. Burada tekrardan alım yapmayı düşünmüyorum RVN coin'de de. Çünkü madenciliği yapılan bir coin ve yani ben aynı zamanda madencilikte yaptığım için arkadaşlar aşağı yukarı biliyorum. Yani RVN coin alt 4 GB kartı olan herkes RVN coin kazıyor. Sürekli bir satış var. Yani madenciler tarafında sürekli bir satış var. O yüzden çok da fazla hani aşırı aşırı güzel bir coin değil zaten benim gözümde. Ama bu şekilde kapanış gelirse de arkadaşlar stop olurum yani RVN'de. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü yükselen kanalını kırmış olacak arkadaşlar. Bu yüzden dolayı satış satar çıkarım yani. ICP coin zaten bunu alım yapmamıştık arkadaşlar. Şu 57 doların üzerine gün kapanış yapmasını bekliyorduk. Onu da zaten yok yapamadı arkadaşlar. Aşağı doğru çakıldı. Zaten bu coin'e bir türlü hacim girmiyor. Anlamıyorum yani neden. Bu da güzel projelerdi aslında ama çok da fazla yani yükselemedi. Hacim bulamadı kendine. Sene sonuna doğru ama güzel bir zekarlar vereceğini düşünüyorum. Elinde bulunanlar için arkadaşlar bu 41-42 dolar bölgesinin altındaki 4 saatlik kapanışlar stop olmayı gerektirebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bake var arkadaşlar. Bake de tam yükselen trendimizde gördüğünüz gibi. Yani çok da muhteşem bir yükselen trend değildi zaten. Ama 4 saatlik kapanışta da Bake'te de arkadaşlar bu 1,86-87 bölgesinin altında gelirse arkadaşlar bunda da stop olmayı gerektirir. Elinde tutanlar için nereye kadar düzeltme seviyemiz vardı? Büyük ihtimalle düzeltme seviyesini tamamlamıştır arkadaşlar bu. Bakayım gene de arkadaşlar sizin için. Baktığım zaman evet düzeltmesini yapmış gibi gözüküyor. Buranın altındaki yani şu 1,75 sentin altında mum kapatırsa da stop olunabilir. Yükselen trend kırıldığında yani bu yükselen trendin 1,86 seviyesi oluyor. Bu 1,86 seviyesi kırıldığında da arkadaşlar 4 saatlikte stop olunabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Tabii elinde bulunanlar için söylüyorum. Benim elimde yok zaten. Almayı bekliyordum sadece. EOS var arkadaşlar. EOS alım bölgeme düştü. EOS bir miktar EOS'a giriş yaptım arkadaşlar burada. 4 sent bölgesinde daha çok yükselmedi benim alım bölgemden. Gördüğünüz gibi daha %4'lük bir yükseliş yaptı. Bu %4'lük bir bounce verdi. Değerlendirmek isteyenler arkadaşlar EOS'u buradan değerlendirebilir. Ama çok bir şey beklemeyin. Ben uzun vadeli olarak aldım EOS'u. Bu yükselen trendini kırmadığı sürece satmayacağım. Çünkü EOS'un şey haberi var bildiğiniz üzere. Borsası açılacak olsun. Onun için bekliyorum. Yani çok da fazla trade'lik önerdiğim bir coin değil ama uzun vade tutmayı düşündüm. Yani en azından bu yükselen trend kırılana kadar tutmayı düşündüğüm bir coin'dir EOS'ta. İleri vade hedeflerini arkadaşlar zaten konuşuruz. İlk önce şu 6,3 sentin üzerine kendi bir atlası lazım. Burada linke baktığımız zaman arkadaşlar link de alım seviyesine düştü. Linkten de bir miktar aldım arkadaşlar. Bu seviyelerden yani 28 dolar bölgesini aldım. Şu an zaten 29 dolarda biraz bounce veriyor. Yani burada asıl ortalama düşüreceğim bölgeler 26 dolar olur. Ama bu yükselen trendin kırdığı anda da arkadaşlar stop olmayı gerektirir. Bu yükselen trendi 27,5 doların altında 27,8 28 doların altındaki günlük kapanışta da arkadaşlar stop olmayı gerektirir bilginize. Bir miktar linkten de portföyüme ekledim arkadaşlar. Düşüşleri değerlendirmek lazım sonunda. Sonuçta JOS var arkadaşlar. JOS'u da zaten ben buradan satmıştım arkadaşlar. Bir daha alım bekliyordum. Alınma da gelmedi. Şu an zaten 4 saatlik kapanış böyle gelirse arkadaşlar stop olmayı zaten gerektirir. Çok da fazla beğendiğim yani güzel bir proje değil arkadaşlar açıkçası. Matik baktığımız zaman
Matik zaten arkadaşlar, ben buradan bir short açmıştım. Şu 1.75 seviyelerinden yaklaşık işte 5x short'um vardı. Bunda hala açık. Yaklaşık böyle bir %75 falan bir kârdayım short'ta. Hala kapatmadım. Bu düşen trendi kırmadığı sürece de kapatmayı düşünmüyorum. Eğer şu bölge 1.41-1.42 sent bölgeleri arkadaşlar, alım yapılabilir. Aynı zamanda da yükselen trende denk gelir büyük ihtimalle. 1.42 sent bölgelerinde arkadaşlar, girmek isteyenler ya da ortalama düşürmek isteyenler, elinde tutanlar arkadaşlar alım yapabilir bu coin'de de. Hemen şunu bir düşen trendi tekrar çizeyim kendim için arkadaşlar. Bir de TLM var arkadaşlar. TLM'yi takip ediyordum alım için ama elinde bulunanlarda stop olması gerekir artık TLM'de. Yani bu seviyenin altındaki kapanışlarda arkadaşlar stop gerektirir maalesef. Yani şu an çoktan stop olmuş olmanız lazım. Elinde olan varsa stop, ben yani elimde tutsaydım stop olurdum, onu söyleyeyim. Zaten elimde yok. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. SRM coin var arkadaşlar. Bu alım seviyesi kovalıyorduk bildiğiniz gibi. Bu alım seviyeme hiçbir zaman gelmedi böyle. Sonsuz düşüyor arkadaşlar coin. Yani bakalım. Burada 10 Eylül 2021'den beri düşüyor. Bakalım düşsün nereye kadar düşecek yani. Baktığımız zaman bu noktada şöyle bir tekrar bir Fibonacci çizdiğim zaman arkadaşlar burada bakalım. 1.44 618, yani düzeltme seviyemizin de altını kırıyor şu an. Yani çok güzel bir coin değil arkadaşlar. Ben almayı düşünmüyorum SRM'i. Ha, bu düşen trendi ne zaman kırar, o zaman belki düşünürüz. VET var. VET'te de güzel bir yükselen trend var ama maalesef ki 0.140 ay 0 baktığımız zaman arkadaşlar 0.148 sent bölgesinin altına 4 saatlik kapanışta, yani 1 saat 15 dakika sonra bu coin'i görürseniz arkadaşlar maalesef bunu stop olmayı gerektirir. Maalesef yani güzel bir trendi vardı ama arkadaşlar umarım stop etmez. Buradan sadece fikir olarak alıp yukarı doğru atabilir kendini. Öyle bir at yukarı doğru atarsa da arkadaşlar kendine, baktık BTC'de bu 58-53K düzeltmelerini yaptığında da arkadaşlar tekrar alımlarımızı yaparız. Bu sent daha alım bölgeme gelmedi arkadaşlar. LTC var, Litecoin var. Bu Litecoin buradan bir miktar alım yaptı. Tekrar düşen yükselen trende gelirse de arkadaşlar tekrar da alım yapmayı düşünürüm. Yani şu yaklaşık işte bu 200 baktığımız zaman şöyle 222 dolardan aldım. Bir de bir 214 215 dolara da alım emri girdim. Bu yükselen trendini kırmadığı sürece günlükte arkadaşlar ben elimde tutmayı düşünüyorum Litecoin'i. Güzel bir projedir zaten. Yani güzeldir arkadaşlar. Çok fazla volatil hareket yapmaz ve daha yükselişini bence yani burada 618'e vurduk. Burada 297'den sattık zaten de ben zaten bu coin'i biraz daha uzun vadeli tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. En azından bu yılın sonuna kadar tutmayı düşünüyorum. Güzel bir kar uzun vadede vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama buradan zaten ben bundan 2x yapmıştım arkadaşlar. Şu 382 kırılımı ile beraber 618'e %43'lük bir kar vermişti bana. 5x kaldı açtı arkadaşlar. İşte yaklaşık bir %200'lük kar aldım, evet. %200'lük bir kar almıştım. Bu da yani 2x yapmıştım bu coin'de de. Bu bölgelerden alım yapıp birazcık tutmayı bekliyorum. Tutmayı düşünüyorum. Günlük on kapanışlarında zaten stop olursam hemen yeni video atarım. Bu yüzden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada Hotcoin var. Bu bazı bildiğiniz gibi fenomenlerin bayağı bir şillediği bir coin arkadaşlar. Bu Hot'un da alım bölgesi arkadaşlar şu yükselen trende değdiğinde olabilir. Yani şu seviyeler düşünülebilir arkadaşlar. Aslında benim nihai alım bölgem arkadaşlar şurasıydı. Yani bu 0.010 bölgesi. 0.010 sent bölgesi. Ve aynı zamanda şu bölge 0.0085 sent bölgesi. Ama burada yükselen trende değdiği anda alım yapılabilir. Bu yükselen trende yaklaşık nereye gelir diye tahmin edersek 0.013 bölgesinde falan denk geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu seviyelere denk geleceğini düşünüyorum. Buralara da düşerse arkadaşlar alım yapılabilir. Aslında alım bölgesine gelmiş. Ben bunda emir girmeyi unutmuştum arkadaşlar. İnşallah tekrar da alım bölgeme gelir de alırız. Yani bu noktadan alınabilirmiş aslında. Tekrar bu noktaya gelirse alım düşünürüm.
Ta ki bu bölgenin altına günlük mum kapatana kadar, yani şu mor bölgemin altına günlük mum kapatana kadar tutarım arkadaşlar. Exam coin güzel bir yükselen kanalı var. Daha hiç fiyatlanmadı bu coin arkadaşlar. Gerçekten bu yeni boğa daha arkadaşlar hiç fiyatlanmadı. Şu bölgeler benim alım bölgelerim. Yani bu yükselen trendi çizmeyi bilenler çizsin. Şu bölgeler yani benim alım bölgelerim arkadaşlar. Şu bölgeden de aslında alınırmış ama aslında bu yükselen trend değerinde alırım. 0.166 cent bölgesi, umarım düşer de alabiliriz diyebilirim arkadaşlar. Bu 53K düzeltmesi olsa buralara kadar düşeceğini ve alabileceğimi düşünüyorum. Bakalım, buraya da emrime girdim arkadaşlar. Daha emrim henüz çalışmış değil. Fiyatı çok düşük, aşırı düşük. Gördüğünüz gibi bayağı düşükten bayağı yüksekten düştü arkadaşlar ve akümüle oluyor bu bölgede. Buranın üzerinde gün kapattığı zaman arkadaşlar bunun da zınk diye yukarı çıkacağını düşünüyorum ben. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seviyeler bu seviyeler. FTM'de dediğim gibi buradan longladım. Buradan da longlayacağım. Altına gün 4 saat kapanışlarda stop olurum. Yani şu an pozisyonum bir miktar zarardı. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar baktığım zaman %1,5'luk bir zararım var. Ama buradan ben BTC'nin artık yani çok da fazla, en fazla burada FTM'de 618'e kadar düşeceğini düşünüyorum. Diğerlerini zaten açıkladım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni takip edin. Videolardan haberdar olun. Hangi coin analizlerini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mining için, rig kurulumları için benimle iletişime geçmek isteyenler, teknik analiz temeliniz dersi isteyenler arkadaşlar. Cryptoverki@gmail.com hesabından bana ulaşabilirler. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Paranın altına kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.